Alım gücünüzü soralım. Alım gücü vatandaşın neredeyse yok. Emekli misiniz? Yeni oldum. Zam olarak ne bekliyorsun abi? Beklentinde? Yani %50'nin üzerinde olması lazım. Yaparlar mı? Yani seçimler var diye herkesin mutlu. Seçim olmasaydı yapmazlardı. Şu anda kendi evi olmayanlar geçinemiyoruz. Ev kiraları çok yüksek diyorlar. Bu konuya Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da değinmişti. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ev kiracısı olanlar nasıl geçim sağlayabilecek? Valla ben kiracı değilim ama bana sorarsanız iki tarafta mağdur. Kiracı da mağdur, ev sahibi de mağdur. Neden diyeceksiniz? Çünkü kiracı mağdur, ev sahibi ev sahibinin saldırısına uğruyor. Ya çıkacaksın ya gideceksin ya da %50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde ya da %100 zam yapacaksın. Orta yol bulamadılar yapacaksın. Yani. Cumhurbaşkanımız da bunu %25 ile sınırlandırdı. Ya arkadaş %25 ile ya nasıl yani, şimdi evi kiraya verip onunla geçinenler var. 2 sene %25 ile. 2 senedir Türkiye'de enflasyon almış başını gitmiş. %80'lerin üzerinde. Sen %25 ile sınırlandırıyorsun. Tabii ki bunların arasına nifak giriyor. Birbirlerini birbirlerini üzüyorlar, kırıyorlar. Yani işler kötü. Bunun sebebi nedir diyeceksin. Sebebi göçmenlerdir kardeşim. Yani bunun 10 milyon göçmen var. Sığınma. 10 milyon sığınmacı. Peki bu 10 milyon nerede oturuyor? Sokakta mı yatıyorlar? Gidecek demişlerdi efendim. Ne oldu? Seçimden sonra gidecek. Nereye gideceklerdi? Yani neresinde mülteci, sığınmacı gitmiş de buradakiler gitsin? Buradakiler bizi gönderecekler. Onlar kalıcı, gidici olan biziz, biz. Onlar çoğunluk olacaklar. Biz azınlık olacağız. Onlar bizim üzerimize hüküm sürecekler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tehlike bizi bekliyor. Onların çoğalması bizden daha fazladır. Hesaplayın yani, oran olarak çok yüksekte. Yani biz görmeyiz belki de. Şunu sorabilir miyim? Yani torunlarımız görecek bunu. Bak göreceksiniz. Torunlarımızın zamanında bir aradan 25-50 sene daha geçsin. Eğer göçmenler Türklerin şeyinden daha çok olmadıysalar, nüfusu bakımından diyorum. Doğurganlık oranı bizimkinin 6-6,5 katı fazlaymış. Buyurun. İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Onu demek. Gideceğiz. Niye gideceğiz? Çünkü bunlar bize izin vermeyecekler burada oturmamıza. Yarın milletvekili de seçerler, bakan da seçerler. Seçerler tabii. Bugün seçim olsa bunların da yavaş yavaş zaten dağıtılıyor. Satılıyor daha doğrusu. Vatandaşlık ne ki yani, gidip işte. Tarla alana vatandaşlık veriliyor şu anda. Yani buyurun, uyuşturucu patronları, kaçakçılar, cinayet işleyenler, pis işe bulaşanlar hepsi geldi burada. 400 bin dolar para verdi. Hem evi oldu, hem nüfus cüzdanı oldu, hem pasaportu oldu. Hem yeri oldu, yurdu oldu. Yer oldu, yurdu oldu. Ne yani, bu ne, bu kadar basit miydi ya? Ya arkadaş bu böyle olmaz ya. Dünyanın hiçbir devleti böyle yönetilmiyor kardeşim ya. Ne bu böyle ya? Biz mülteci gelmesin demiyoruz ki. Sığınmacı gelmesin demiyoruz ki. Bunlar kadınlar gelsin, sakatlar gelsin, ihtiyarlar gelsin, vurulanlar gelsin, savaş mavaş var diye. Yani yaralı olanlar gelsin, hatta çocuklar da gelsin. Kardeşim gelenlere bir bak bakalım, benim saydıklarımın aralarında var mı? Hadi Suriyeliler savaştan kaçtı. Afganlar niye geldi diye sorduk biz. Pakistanlılar niye geldi? İşte onu sorduk maalesef. Budur yani, bilmiyorum. Ha gelsinler, Türk asıllılar gelsin, beyan etsin. Türk asıllı olduğunu, ana vatanımdır desin. Gelsin, eyvallah. Onlara bir şey dediğimiz yok ya kardeşim. Bunların bir kelime Türkçe bildikleri yok ya. Yani Türkçe hiç, yani dünyanın hangi bir ülkesinde o dili bilmeyen oranın vatandaşı olabiliyor? Böyle bir dünya var mı ya? Vallahi ben hayretler içindeyim. Bunu neden yapıyorlardır abi sizce? Neden yapıyorlar? Otobüse biniyorsun. Hepsi bunlar. Parka gidiyorsun. Hepsi bunlar. Gecenin 12'sinde onlar. Sahile iniyorsun. Hepsi bunlar. Ben bir tane bir arkadaşım var. Taksi şoförüdür. Ben dedi karımdan dedi 10 senedir doğru dürüst bir yere, bir sahile bir gitmemişim. Niye dedim ya, sen niye gitmiyorsun dedi. Ya arkadaş dedi, bunlar gözleriyle zina yapıyorlar benim karıma. Ben tahammülsüz bir adamım dedi. Başıma bela olur. Onlara bir şey yap. Yaparım, bir şey olur. İyice yani hayatım allak bullak olur diyor. Bu ne ya? Ya bu ya kendi ülkesinde karısıyla sahile gidemiyor ya. Aslında arka çıkamıyor. Oy verenler de abi şunu diyor. Evet, biz sadece kızdığımız tek nokta diyor. Mültecilerin gönderilmemesine biz de kızıyoruz diyor. O zaman niye oy verdiniz diyorum. Yani bunu eğer istemiyorsanız neden oy verdiniz? Ya kardeşim, muhalefeti desen muhalefette yani bunlara prim veriyor. Evet. Böyle muhalefet olur mu Allah aşkına? Olmaz ya. Abi. Bu muhalefet miydi yani şimdi? Değil. Bu geçtiğimiz seçimlerde filan. Şimdi gelecek seçimlerde de aynı tas aynı hamam. Yani muhalefetin kabahati. Yani niye mücadele etmiyorlar? Yani mücadeleyi yanlış ediyorlar. Mücadele ediyormuş gibi görünüyor ama etmiyor. Bunlara prim veriyor.
Başkaları geliyor. Gelsinler tamam, bir şey değil yani. Bunlar da dağdan gelmediler herhalde. Afganistan'dan gelmediler. Tamam, gelsinler, başım üstüne gözüm üstüne. Hatalar var kardeşim. Göçmen hatası var. Ekonomide hatalar var. Şimdi yavaş yavaş belki düzeltmeye bir gayreti var ama daha önce bu hale gelmesinden bahsediyorum ben. Her şey hatalı kardeşim ya. Bu ne ya? Böyle bir şey olur mu ya? 10 milyon mülteci olur mu bir ülkede ya? 10 milyon mülteci ne demek ya? 10 milyon daire yeri işgal edilmiş. Yunanistan 10 milyon bildiğim kadarıyla abi. Yani böyle bir şey olur mu? Resmen bir ülkeyi... Yani ülkeler var ya, Danimarka 5 milyon, 5,5 milyon. Siz ne diyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu ya? Sonra tamam, böyle herkes yorganını kafasına, başına alıp da paldır küldür geçen bir nasıl bir şey ya böyle? Nasıl gelip gidiyorlar bunları ya? Adamlar o kadar rahatlar kardeşim ya. Bu kadar rahatlık olur mu ya? Ya bak arkadaş, sen misafirsin. Gerçi misafir artık değiller de. Yani biraz haddini bil be kardeşim. Otobüste sana yer vermemesi, bilmem ne. Ben 65 yaş üstüyüm. Yani böyle şakalaşmaları, acayip böyle zina gözüyle bağırarak bakışları, bağırarak konuşmaları. Ha, bu kadar rahat olur mu ya? Biz kendi ülkemizde bu kadar rahat değiliz be kardeşim. En ufak bir tartışmada da, yani biz savaştan kaçtık, yabancı bir ülkeye geldik, buradaki vatandaşlarla tartışmayalım, kavga etmeyelim. Ben olsam, ulan elim memleketine geldik, kimseyle tartışmayalım, kimseyle kavga etmeyelim. Bunlarda o korku, o çekince, o düşünce yok. Evet. Adam mesela komşusuyla kavga ediyor, 20 kişi geliyor, adamın kafasını kırıyorlar, evini parçalıyorlar, arabalarını parçalıyorlar. Bunlar ya, bazı şey mahalleler var, gün battıktan sonra o mahalleye giremezsin sen. Yemin ediyorum ya, görmüşüm ben, şimdi söyletme beni. Yani bu böyle bir şey olmaz yani. Böyle parayla 400 bin dolara vatandaşlık, nüfus kağıdı dağıtmak, böyle bilmem yani, bankaya gidiyorsun. Kardeşim banka hepsi onlar. Bunların ne işi var bankada abi ya? Hani bunlar mülteciydi, yoksuldu, düşkündü, vatansızdı, perişandı. Hani bankada ne işi var bunun? Ne yapıyor bankada abi ya? Bankaya gidiyorum ben. Ya, yemin ederim bir saat sırada bekliyorum bunların yüzünden. Metrobüse biniyorum, yer bulamıyorum oturmaya bunların yüzünden. Parka gidiyorum, parkta nefes alamıyorsun kardeşim bunların yüzünden. Bu ne ya? Bu kadar rahat olunur mu ya? Sonra bakıyorsun, hani nerede? Kadın nerede? Kız nerede? Sakat nerede? Çocuk nerede? Yaşlılar nerede? Bunlar ne abi ya? Bunlar nereden gelmişler? Nedir? Kimdir bunlar? Gerçekten Afgan mı bunlar? Gerçekten Pakistan mı? Gerçekten ha gelsin. Benim Türkiye Cumhuriyetlerinden benim soydaşlarım gelsin başımına. Ben de Türkmenim zaten, Kerkükliyim. Türk soylu olduğu için abi. Ya kardeşim, bizim ana vatanımızdır, gelmişiz. Azerbaycan'ın da ana vatanıdır, gelir. Kırgızistan Türk'ü de gelir. Bilmem Irak'taki Türkmen de gelir. Ya arkadaş, bugün Irak'tan gelen Kerküklü Türkmenler, Türkmeneli Türkmenleri oturma izni alamıyorlar kardeşim ya. Oturma izni verilmiyor onlara ya. Ana vatanına gelmiş, övünüyor burası için, canını veriyor. Binlerce şehitler verildi. Niye buna vatandaşlık vermiyorsun da, ikame vermiyorsun da, kalka el alemin bilmem ipsizine sapsızına vatandaşlık dağıtıyorsun bilmem ne. Bu ne ya? Böyle adalet olur mu ya? Benim düşüncemi sen sordun, ben de dilimin döndüğü kadar söyledim. Çok teşekkür ederim abi. Ötesi yok. Doğruları söyledim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi, teşekkürler.